Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bu akşam daha acı bir şekilde söylüyoruz bu cümleleri. 6 Şubat 2023 Pazartesi Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara, tarihe geçti. Ne yazık ki. Çok büyük bir acı içindeyiz. 10 kent, 13,5 milyon insan, bu da Türkiye'nin 6'da birine tekabül ediyor. Bu yüzyılın en büyük iki depremini aynı gün içerisinde yaşadık. Deprem ilk önce sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu. Şiddeti 7, daha doğrusu büyüklüğü 7,7 idi. Öğle saatlerinde 13.24'te ise bu kez Kahramanmaraş Elbistan'da deprem oldu. İkinci bir sarsıntı. O da çok büyük bağımsız bir depremdi. Önce artçı olarak algılandı ama bağımsız bir depremdi. 7,6 olarak ölçüldü büyüklüğü. Uzmanlar 510 yıldır bu büyüklüğe bir depremin olmadığını söylüyor. Yüreğimiz yangın yeri çünkü can kaybımız büyük. Şu an 1541 can kaybımız olduğu yönünde ilk gelen bilgiler. 9000'in üzerinde de yaralı var. Yaklaşık 3500 binada yıkılmış, yerle bir olmuş durumda. Toplamda 10 kenti vurdu ama daha çok hatta ülkeleri bile etkiledi diyebileceğimiz bir depremdi bu. AFAD'dan gelen açıklama şu: bütün illere ulaşıldı ancak deprem çok büyük olduğundan, geniş alana yayıldığından her noktaya hemen müdahale edebilmek biraz zaman alıyor. 15 binin üzerinde personel görev başında. Elbette ki bu personel sayısı ama bölgede vatandaşla müdahale ediyor. Bu sayı mutlaka artacak. AFAD, UMKE, jandarma, belediye kurtarma ekipleri, sivil ekipler, yardım kuruluşları ve adını sayamadığımız onlarca ekip gün boyu bölgedeydi. Oraya gitmeye de devam ediyorlar. Elbette dualarımız orada, o bölgede yaşayan insanlarımızla, kurtarma ekiplerimizle ve dualarımız Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ile. Allah yardımcımız olsun. Türkiye ayakta, Türkiye bu zor günlerde tek yürek. Şükür ki bizim millet olarak böyle bir karakterimiz bu. Devlet ayakta, tüm imkanlarıyla seferber, ilgili bakanlar bölgede. Özel olarak deprem tecrübesi olan valiler de görevlendirildi hemen 10 il için. Çok önemli bir notu da verelim hemen. Yanılıyorsam beni düzelsin arkadaşlarım. Çünkü belki ilk kez oluyor tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar eğitime ara verildi. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Detaylarını Ankara ekibimize canlıyında soracağız tabii. Dünyadan açıklamalar geldi gün boyu. Devletler Türkiye için seferber. Kurtarma çalışmalarına yardım etmek için pek çok ülkeden enkaz ekipleri yola çıktı. Ulaşanlar var, halen yolda olanlar var. Canımızı yakan bir haberde şehit olan askerlerimiz, 3 askerimizin şehit olduğunu biliyoruz depremde. Yüzyılın en büyük iki depremini yaşadık dedi. Gerçekten bu cümleleri kurmak çok da kolay değil. Özellikle 99 depremini tecrübe etmiş bir isim olarak söylüyorum bunu. Sabahın ilk saatlerinden bu yana yaşananları, hangi ilde, tablonun nasıl seyrettiğini gün boyu neler gördüğümüzü konuşacağız, anlatacağız. Yalnız olmayacağız tabii. Bir konuğum da olacak. Hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Profesör Doktor Şükrü Ersoy Hocam. Yayınımızın belli bir bölümünde bizlerle olacak. Sadece o değil elbette, ATV Haber olarak en güçlü şekilde olayın ilk anından itibaren sahadaydık. Hala gitmeye çalışan arkadaşlarımız var bölgeye. Canlı bağlantılarımız olacak bölgeden. Zeynep Tümrülen Kozut ve Barış İbiş Adıyaman'da AFAD binasının önünde. Tuğçe Ünsal ve Erdinç Türkcan Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarını izliyor. O arkadaşlarımıza da bağlanacağız. Betül Bilsel ve Samet İçli Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nin önünde. Ozan Ulaş Caymaz ve Murat Erin Kahramanmaraş'ta. Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalkan, Şükran Uslu ve Gökhan Aktaş da yine bölgede hareket halindeler. İmkanı oldukça her birine bağlanacağız çünkü şartlar gerçekten zor. Ve bu büyük felaketin fotoğrafını hep birlikte çekmeye gayret edeceğiz. Hepimizin, milyonlarca kişinin, tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bugün de yaralarımızı hızla nasıl saracağımızı ve bu gibi büyük felaketlerin bir daha olmaması, yaşanmaması, en azından bizi bu kadar etkilememesi için kayıplarımızı nasıl azaltabileceğimizle konuşacağız elbette. Önce bugün sabaha karşı 4.17'den itibaren yaşananlara bakalım. Bu akşam 2 saatlik özel bir yayınla karşınızdayız. ATV Haber başladı. Valinin karşısı burası. Sesler geliyor. Her yerden insan sesleri geliyor. Şu an Allah'a emanet olun.
şu an büyük bir kaos yaşanıyor. 10 kent önce 7,7 sonra da 7,6 ile sallandı. 3000'e yakın bina yerle bir oldu. Bu nasıl bir şey ya? Çok şöken bina var abi. Ya, Malatya'da çok bina çöktü. Abimin evi yıkıldı. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Abimin evi yıkıldı. Yollar kapanmış. Hala binalar çöküyor. Saatler sabaha karşı 4.17'yi gösterdiğinde 7,7 büyüklüğünde ilk deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiydi. Deprem 10 ilde hissedildi. Bir şey yok. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Acil boşaltın! Bölgede sarsıntılar peş peşe yaşandı. Yüzden fazla artçı deprem meydana geldi. Safranbolu İkmek Fabrikası da hemen karşısı aşağı düştü, yıkıldı. Aynı zamanda karşısındaki müstakil iki katlı bir ev. Maalesef burada da bir göçük oluştu. Buradan da ses geliyor. Depremzedeler kendilerini sokağa attı. Karşılaştıkları manzara korkunçtu. İçeride bir sürü insan var. Hiç kimse kimseden haber alamıyor. Altında biri olabilir abi. Saçına vurman oldum sessiz. Hatay'dan geçen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. İskenderun'daki tablo şehrin merkezine doğru ilerledikçe daha da büyüyor. Aslında sağlı sollu cadde üzerindeki tüm evler neredeyse yıkılmış durumda. Hatta yer yer bazı yıkıntıların içerisinde yangınlar da başlamış. İşte görüyorsunuz hemen yanı başımızda bir enkaz kaldırma çalışması var. Ve o enkazın altında kalan araçlar da yine İş makineleri tarafından çıkartılmaya çalışılıyor. Birçok kentte yollarda yarıklar oluştu. Saatler 13.24 olduğunda ise 7,6'lık ikinci bir deprem oldu. Merkez üssü bu kez Kahramanmaraş Elbistan'dı. Şu anda da bir deprem meydana geldi ve bu depremle birlikte yeni cami yıkılmıştı. Yerle bir oldu. Halen sallanmaya devam ediyor. Bina şu anda artçı depremle sarsılmaya başladı. Bakın beşik gibi sağdaki bina soldaki binaya adeta beşik gibi vuruyor. Ve yaklaşık bu bir dakikadır devam ediyor. Tam da bu binanın altındaydık ve herkes telaşla arabalardan çıktı ve yolun ortasına gelmeye başladı. İşte sağda bakın sağdaki yıkılmalar olmaya başladı. Binada işte herkes birbirine uyarı yapıyor şu anda. Gaziantep Kalesi'nin halini görüyorsunuz. Adıyaman şehir merkezindeyiz. Burada sağlam kalan bina sayısı maalesef çok az. Pek çok bina tamamen yıkılmış durumda ve yollarda hem burada kalan arabalar üzerine binaların devrildiği yollar, sokaklar sebebiyle tamamen kapanmış durumda. Bu yüzden sağlık ekiplerinin, arama kurtarma ekiplerinin geçişleri de tabii ki zorlaşıyor. Bölgede 15 binden fazla personel görevlendirildi. Enkazlar tek tek arandı. Bir erkek bir kadın mı abla? Çok mutluyuz, kimseye bir şey olmadan çıkardık. Depremzedeler de kendi acılarını bir kenara bırakıp çalışmalara yardımcı oldu. Kimse var mı içinde? Burada burada çıkarmışız ha, görünüyor. Burada. Bilmiyorum da bir amca ya burada ucunda. Köprü yıkıldı. Sakin sakin, yavaş ol. 7,7'lik deprem Diyarbakır'da ilk açıklamalara göre 20 binayı yıktı. Altlarında yardım bekleyen onlarca kişi vardı. Enkaz altındakilerin yakınları ve mahalleli beton parçalarını elleriyle kaldırarak başladı kurtarma çalışmalarına. Arama kurtarma ekipleri de kısa sürede enkazların başındaydı. İyi sen de gel hani bir. Hacı abi, hacı abi.
bir yandan da hasar gören binalarda oturanların tahliyesi yapıldı. Gün aydınlandığında çalışmalar hızlandı. Çok sayıda bina yıkıldı. İşte onlardan biri de Kurt İsmail Paşa sokağında bulunuyor. 8 katlı bir bina, 4 daire üzeri inşa edilmiş ve burada kalan vatandaşların kurtarılması için şu anda çalışma devam ediyor. Ancak artçı sarsıntılarla yıkılan binalar ekiplere zor anlar yaşattı. Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı, evet, yan tarafında. Arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Bak lan, bak lan, bak. Gelme, gelme. Gelme. Lan, lan, lan. Deprem Urfa'da da yıkıma yol açtı. Buradayız. Kaçıncı katta olduğunu sor. Yıkılan onlarca binanın enkazında gönüllülerin başlattığı can kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerin katılımıyla genişletildi. Yavaş yavaş. Abi gelin çakıl çıksın. Gelin çakıl. Demir tutun, evet. Çalışmalara iş makineleri de destek verdi. Onlarca can kurtarıldı. Koş. 7,7'lik depremin artçı sarsıntıları da çok yıkıcıydı. Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu ekber. İnsan vardı içeride. Ya dedik ki çıkın dışarı. Sessiz olun diyorlar, sessiz olun. Burası da Adana. Deprem yüksek katlı binaları yerle bir etti. Üç kişi buradan çıktı. Evet. Buranın altında 3 kişi daha var. Geri. Hocam boşaltın burayı. Yavaş. Yurt mahallesinde yıkılan bina 16 katlıydı. Sallanırken eşim, çocuklar falan biz çıktık. Aşağı parka kaçtıktan sonra apartman indi zaten. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Minare düştü. Mahalleli de ekiplere destek olmak için elden ele moloz taşıdı. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çocuklar kucağınızı alıp denirerek. Ulan şuraya bak hemen. Osmaniye'de de depremin ardından can kurtarmak için zamanla yarış vardı. Allahu ekber. Hop! Hacı! Çık oradan! Hop! Çık! Artçı sarsıntılar çevre illerde hasarlı binaları yerle bir etti.